Evet değerli seyirciler, arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Ben Zürih'teyim, İsviçre'nin Zürih'indeyim. Yalnız başkenti değil, İsviçre'nin başkenti Bern, bunu çok kişi bilmiyor. Arkadaşlar çalışıyorum bir müşteriden öbür müşteriye. Şimdi Zürih'in içinden Falenden'e doğru yol alacağım. İsterseniz gelin Zürih'i beraber seyredelim. Bakalım neler oluyor, neler bitiyor Zürih'te. Bugün şansımız var. Kamerayı hemen öne ayarlayayım. Bakın hava masmavi. Bir dakika. Burada ben bir aralığa girdim. Nasıl olacak? O oldu galiba. Bakın hava masmavi. Şansımız var. Camı da temizledim. Cam da tertemiz olsun. Şöyle. Sağ tarafta inşaat var. Arkadaşlar Zürih'in tam merkezi değil burası. Ama bakın ara sokaklara girdik. Çalışıyoruz. İş güç ne yapacaksın? Cuma günü Sıla yolu başlayacak. Şimdi belki soracaksınız. Abi heyecan var mı? Kardeşim heyecan var mı? Ya olmaz mı? Yavaş yavaş. Burası da çok yüksekmiş ya. Arabanın altı vurmaz inşallah. Geçtik. Heyecan yavaş yavaş tabii ki bende de başladı. Normal. Cuma günü yola çıkacağım. 11 Şubat Cuma günü öğlene kadar çalışacağım. Ondan sonra öğlen yemeğinden sonra hazırlanıp 2-3 gibi sanırım yola çıkacağım. Hava durumuna baktığım zaman maalesef kar gösteriyor. İsviçre kar gösteriyor. Münih üzerinden gideceğim. Almanya kar gösteriyor. Bakalım artık hayırlısı. Hayırlısıyla gideceğiz. Bakacağız. Yapılacak bir şey yok. Burası 30, dikkat etmek lazım. Arkadaşlar şu havanın güzelliğine bakın ya. Hava masmavi gerçekten. Soldan gelen yok, sağdan sigorta ödüyor. Evet. Maşallah güneşe doğru yol alalım. Cam temiz değil mi? Görüyorsunuz güzel. Şimdi arkadaşlar cuma günü takipte kalın. Canlı yayın yapa yapa gideceğim. Yolları çeke çeke gideceğim. Bir sınırlardan geçerken mecburum kapatmaya. Çünkü internet kopuyor. Yani sınırlara yaklaştığın zaman zorlaşmaya başlıyor zaten. Bir antenden öbür antene geçtiği için internet devamlı kopuyor. Onun için sınırlara yaklaştığım zaman kapatacağım. Ama oradan GoPro kamerasıyla çekim yapacağım. İnternetsiz bunları da sonra geldikten sonra, İsviçre'ye geldikten sonra bir gidiş bir de dönüş videosu hazırlayacağım size. Şöyle 1,5-2 saat uzunluğunda. Ve hem gidişi göreceksiniz hem gelişi göreceksiniz ve bütün bilgileri bu videolarda da vereceğim. Giderken de canlı yayında da bilgiler vereceğim. Ve sağ olsunlar, şimdiden de çok teşekkür ediyorum. Almanya'dan Hüseyin abim, Mehmet Asir ve Bulgaristan'dan Azem abim. Azem abinin kendi kanalı da var. Mehmet Asir gibi. Onun da kendi kanalı var. Mehmet Asir, YouTube'da Mehmet Asir yazdığınız zaman hemen karşınıza çıkıyor. Azem abi de İzmir Dikilili yazdığınız zaman karşınıza çıkacak. Bu üç çok değerli abilerim, kardeşim Mehmet Asir bana yardımcı olacak. Yorumları okuyacaklar bana. Tabii ki ben arabada giderken maalesef yorum okuyup onlara cevap veremem. Onlar bana yorumları okuyacak. Benim gözlerim tabii yolda olması lazım. Dikkatli gidip gelmek lazım. Onlar yardımcı olacak. Muhabbet ede ede sizler evinizde keyif yapa yapa, ben de yollarda sizlerle muhabbet ede ede sorularınıza cevap verip artık sizler anlatırsınız. Ben anlatırım. Siz sorarsınız. Ben cevaplarım. Ve şöyle yapacağız. Aynı anda 2 kişi 3 kişi de bu yorumları okuyabilecek. Yani beraberce muhabbet ederek Türkiye'ye gideceğiz. Sınırlardan geçtikten sonra kapattığım zaman ben kanalımda yazacağım. Filanca saatten sonra
aşağı yukarı filanca saatten sonra yayın başlıyor. Çünkü tam sınıra geldiğin zaman bilemiyorsun, 5 dakikada mı geçeceksin, 1 saatte mi geçeceksin? Bunu Türkiye'ye gidenler zaten bilir. Onun için sınırı geçtikten sonra belki benzin almam icap eder, mazot almam icap eder, kendim ihtiyacım olur belki. Baktım gördüm 20 dakika, yarım saat sonra kanalı açabilirim. Size bunu bir kapak yapıp yazacağım. Mesela diyelim saat 1'de, mesela 1'de canlı yayın var. 1 saat 1 gibi canlı yayını açacağız. Ve muhabbet ede inşallah nasip kısmet olursa gideceğiz. Şöyle hesaplıyoruz. Cuma günü öğlenden sonra buradan yola çıkarsam, cumartesi günü akşam herhangi bir aksilik olmazsa diyorum, yollarda tabii ki, bakın kar var, kış var, cumartesi günü akşam nasipse Türkiye'ye giriş yapmam gerekiyor. Ama yapamazsam da sıkıntısı yok, pazar sabahı olur, pazar gecesi olur. Yani geç gidelim de şey yapalım, yani kazasız belasız gidelim, gerisi fark etmez. 8 saat geç kalalım, kazasız belasız gidelim. Yani acele bir mektupla yetiştirmemiz lazım değil, ekspres. Onun için vaktimiz var. Arkadaşlar ondan sonra bir hafta sonra cuma günü dönmeyi planlıyorum. Allah nasip kısmet ederse sabahtan kahvaltımı yapıp, karnımı güzelce doyurup, kahvemi içip yine yollara döküleceğim. Ve her ülkeden, Sırbistan olsun, Türkiye olsun, yani Avrupa Birliği'nde olmayan ülkelerden de çekim yaparak gidip geleceğim. Bu arada Hırvatistan biliyorsunuz Avrupa Birliği'ne girdi ama Hırvatistan'dan Slovenya'ya daha halen gümrük var. 2025'te kaldırılacakmış, öyle söyleniyor. Şimdi değerli bilgiler vereyim size. Yunanistan dünden itibaren test uygulamasını tamamen kaldırdı. Ondan evvel aşınız olsa da PCR testi isteniyordu. Şimdi Yunanistan onu da kaldırdı. Yunanistan da istemiyor. Yani ben test almadan yola çıkacağım. Şimdi çok aboneler soruyor. Abi veya kardeşim, peki HES kodu ne oldu? Geçen sene HES kodu aldın, bu sene alacak mısın? Şimdi şöyle bir şey var. Geçen sene HES kodu aldım. Hatta iki kere aldım. Kimse sormadı. Giriş formülünü doldurdum, HES kodunu aldım. Kimse hiçbir şey sormadı. Onun için bu sefer ne giriş formülü dolduracağım, ne HES kodu dolduracağım. İcab ederse, istenirse orada sınırda veyahut artık nerede istenirse cep telefonundan internet bağlantım var. Anında dolduracağım. Ve bunu sizler de böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve orada yaşayan insanlarımızın hepsinin elinde bir telefon var. Ve inanın size 2 dakikada bu HES kodunu alırlar. HES kodunu alırlar. Ve girişte bakın bundan 2-3 hafta evvelsi Mehmet Asır ile Hüseyin abimiz gittiler geldiler. 3 hafta oluyor galiba. Yanlış söylemeyeyim şimdi. Hiçbir şey istenmedi. Ne sertifika istendi, ne test istendi, ne HES kodu istendi, ne giriş formu istendi. Onun için ben şahsen yapmadan gideceğim. Bakalım istenecek mi, istenmeyecek mi? Öbür sınırlarda ne olacak? Bir şey istenecek mi? Onun için gidip geliyorum. Sizleri de aydınlatmak için. Bu gidiş gelişten sonra planım Mart sonunda bir daha gitmek. Bakalım o zamana kadar neler değişecek. Ondan sonra kısmetse Mayıs'ta bir daha. Bunun arasında da Mehmet Asır planlıyor. Çanakkale'deki köprü açılınca açılışına gitmek. Yalnız %100 gideceği belli olduğu zaman Mehmet Asır kardeşimiz de sizi aydınlatacak ve kanalında bunu %100 size yazacak. Evet gidiyorum, filanca tarihte gidiyorum, filanca saatlerde yola çıkacağım. Böyle size bunu açıklayacak. Şimdilik programda var, hepsi var. Yalnız daha tam belli değil, tarihler belli değil. Onun için ben de size diyorum ki Mart'ın sonunda
Bu bir hafta evvel olabilir, bir hafta geç olabilir. Onun için daha tarih söylemiyorum. Çünkü hepimiz çalışıyoruz. İş var, güç var. Şirketten bir haber gelir, insana ihtiyaç olur. Arkadaşımız hastalanır, belki bir kaza yapar. Onun için %100 şimdiden ben de şu tarihte gideceğim diyemiyorum. Bu geleceğim cuma, bu okey. Bu şimdi birisi hastalansa da kaza geçirse de artık bunu elimden alamazlar. Çünkü bu planlandı. Bu planlandı ve bu cuma günü nasipse, kısmetse şöyle diyorum. Yani bakın arkadaşlar, kendim de hastalanabilirim. O zaman nasıl yola çıkacaksa, onun için devamlı biz Müslümanlar ne diyoruz? Nasipse, kısmetse olacak, gideceğiz. Arkadaşlar bu arada çok lak 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 yaptım. Zürih'i de geçtik. Bakın Zürih'in şimdi çıkışına geldik. Şimdi Greifensee bölgesine doğru Uster, Fallenden, Volketswil, buralarda oturanlar bilir. O tarafa doğru yol alıyorum. Bakın biraz evvel koskoca şehrin içindeydik. Şimdi sola sağa baktığınız zaman doğa. Ve yukarıda da güneş. Ama güneşsiz hayat yok. Ve şöyle sola doğru gittik mi güneş de bizi rahatsız etmeyecek. Evet. Bu arada yeni gelen abonelere çok çok teşekkür ederim. Bilhassa İstanbul'da Saffet arkadaşıma tekrar teşekkür etmek istiyorum. Dün bana mesaj yazdı. Murat, bütün tanıdıklarıma kanalın linkini gönderdim. Rica ettim sana abone olsunlar diye. Saffet çok teşekkür ederim. Dünden bugüne aşağı yukarı 30 kişi yeni abone geldi. Allah razı olsun. Sanırım bunların çoğu senin sayenden geldi. Ve yeni gelen abonelere de hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ve gerçekten gurur duyuyorum. Bu sabah yorumlarda okudum. North Amerika'dan hatta yorum yazan olmuştu. Neydi o şehrin ismi ya? Veda Dağı mıydı? Vadey Dağı mı? Öyle bir şeydi. Baktım burası da neresi dedim ya. Bir baktım. Ta Amerika'nın alt taraflarında bir yerden selam geldi. Yani yorum geldi. Gerçekten çok güzel bir şey. Hepimiz, bütün YouTube'çular bu konuda gurur duyuyoruz. Onun için bütün YouTube'çular hakkında konuşmak istiyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bizi takip ediyorsunuz. Tabii ki şimdi konuya gelmişken onu da söyleyeyim. Abone olmadıysanız o arkadaşlarıma da, o seyircilerime de rica ediyorum. Bize destek olun, abone olun. YouTube da bizi azıcık ilerlere atsın, azıcık yeni insanlarımıza kavuşalım, onlara ulaşalım, onlar da abone olsun. Çektiğimiz videolar, bu görüntüler boşuna gitmesin, herkes faydalansın. Onun için abone olmak ücretsiz. Abone olmak ücretsiz. Abone olursanız tabii ki gurur duyarız. Bakın duyarız diyorum, bütün YouTube'çular hakkında konuşuyorum. Ve şimdiden teşekkür ediyoruz bize destek olduğunuz için. Arkadaşlar bakayım, 13 dakikayı yine geçmiş. Ağzım açıldı, gene durmak bilmiyor. Ne bileyim. Bu YouTube videolarına başlamadan evvel düşünüyordum ya, yaptım mı ben bu insanlara, ne anlatacağım. Ama siz de böyle bir şey düşünüyorsanız başlayın arkadaşlar. Bu konuşmaya başladınız mı arkası otomatik tüfek gibi geliyor yani. Ben şahsen öyle. Evet, bu görüntülerle size hayırlı bir gün diliyorum. Çalışanlara hayırlı işler olsun, bol kazançlar olsun. Kendinize dikkat edin. İsviçre'den kucak dolusu selamlar. Böyle güzel bir masmavi havada size buradan selamlar gönderiyorum. Sağlığınıza, sıhhatınıza dikkat edin, sıhhatli kalın. Benimle kalın, hoşça kalın. Murat.